Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rusya'dan kritik Türkiye teklifi geldi. Kıymetli takipçilerimiz, Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi. Gaz merkezi kurulmasını umuyoruz dediler. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Türkiye'de gaz merkezi kurma fikrinin hayata geçirileceğini umduklarını, bunun özellikle yeşil enerjiye geçişin yavaşladığı koşullarda hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarına olacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, doğal gaz merkezi kesinlikle net bir fikir. Hayata geçirileceğini umuyoruz. Kısacası hem gaz üreten ülkeler hem de tüketiciler dahil herkesin çıkarına olacak. Elbette doğal gaza gerçekten ilgi duyan kesimler rasyonel tutum sergilerse dedi. Günümüzde başta batıda olmak üzere birçok kişinin yeşil enerjiye geçişten bahsettiğini kaydeden Grushko, ancak bu geçişin karbonsuz dünya hayalperestlerinin düşündüğü kadar hızlı ve hacimli bir şekilde gerçekleşemeyeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi. Grushko, rasyonel düşünen tüm ekonomistler en temiz karbon yakıtı olarak gazın, geçici de olsa yıllarca ana enerji kaynağı olarak kalacağını anlıyor. Bu nedenle arz istikrarı, talep istikrarı, transit istikrarı, işlemlerin hissedildiği yasal iklim istikrarı ve enerji stratejilerinin öngörülebilirliği gibi yıllardır yaptığımız şeyler üzerine düşünmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyayı hem tahıl kriziyle hem de petrol kriziyle çok büyük etkiledi. Tahıl krizinde Türkiye'nin ön planda olduğu arabuluculukla tahıl krizi tamamen çözüldü. Kıymetli izleyenler, Türkiye petrolü de krizi atlatarak devam ediyor. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.